Merhaba sevgili takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle böyle sade pudra pembesi yazmam var. Bu koyu pudra arkadaşlar, ekranda açık görünebilir. Normalde koyu bir renk. Evet, bu yazmaya minik kalpler modeli yapacağım arkadaşlar. Evet, minik kalplerimize geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz, zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen ilk sizin haberiniz olur arkadaşlar. Sizlerin desteği gerçekten benim için çok çok kıymetli. Şimdiden destek olan, beğenen, yorum yapan bütün takipçilerime sonsuz teşekkür ediyorum. Diyerek Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve videomuza başlayalım Allah kısmet ederse. Evet, yazmamızın alt zemin olaraktan şöyle bir yeşil kullandım arkadaşlar. Kendi rengi olan pudra pembem var. Şöyle bir mor rengim var arkadaşlar. Lila renginin daha koyusu bu. Şöyle bir krem rengim var. Bu dört renkle çok güzel minik kalplerimizi yapacağız inşallah. Evet, ben şöyle iplerimi bir kenara kaldırıyorum ve yeşil ipimi iğneme takıp geliyorum. Evet, her zamanki gibi ön hazırlık olan zürafamı çekip hazırladım arkadaşlar. Sizler de bu şekilde hazırlayın. Dilerseniz hazırlayın. Tabii ki de size kalmış. Alt yeşili bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Araya hemen 5 tane zürafamı koydum. 6. zürafamı da yapıyorum. Son yaptığım 6. zürafama geri dönüyorum. Düğümümü yaptım buraya. Hemen bir pırpır yapıyorum. Çok büyük olmasın. Çok mini minnacık da olmasın arkadaşlar. Orta boy bir pırpır yeterlidir. Hemen bu yaptığım pırpırın üzerine çıkıyorum ve düğümümü atıyorum arkadaşlar. Ve zürafamıza bir tık genişliğiyle geri iniş yapıyorum. Sinek kanadımın birincisi tamamlandı. Hemen zürafamın içerisine tekrardan aynı boyda pırpırımı yapıyorum. Pırpırımızın üzerine çıkıyoruz. Düğümümü attım. Ve aynı zürafanın içerisine iniş yapıyorum. Bir tık genişliğiyle. İkinci sinek kanadımı da yaptım bu şekilde. Hemen tekrardan pırpırımızı zürafamızın içerisine yapıyorum. Ve pırpırımızın içerisine girdim. Düğümümü attım gördüğünüz gibi. Aynı zürafanın içerisine tekrardan iniş yaptım. Yani 3 tane bu şekilde sinek kanadını zürafamızın içerisine yaptım. Şimdi hemen 5 tane arada kalacak şekilde zürafamızı yapmaya devam ediyoruz. İkinciyi yaptım. Üçüncüyü yaptım. İki tane doluyorum zürafa yaparken arkadaşlar. Sizler de iki dolayabilirsiniz. Daha böyle diri, daha düzgün oluyor. Şöyle göstereyim sizlere de. Daha tok duruyor yani. Şimdi 6. zürafamı yapıyorum. 5 tane arada oluyor. 6.'ya tekrardan geri dönüyorum ve yaprağımı yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde zemin ilerleyecek. Araları 5 tane zürafa olacak şekilde alt zeminimizi yapalım. Bitirelim arkadaşlar. Daha sonra kalplerimizi yapmaya başlayalım. Evet, pudra pembesi ipimi taktım arkadaşlar iğneme. Şimdi bu 3 tane sinek kanadı yaptığımız sinek kanadının en başındaki kanadımıza ipimizi sabitleyeceğiz arkadaşlar. Biraz da ipimi uzun takmışım. Alışkanlık. Video çekerken hep kısa tutayım diyorum ama bir türlü kısmet olmadı arkadaşlar. Evet, iki dolayıp düğümümüzü attık.
Şimdi burada ben ipimi temizleyeyim. Elimizin altında karışmasın. Şu şekilde tutup dibinden keseceğim arkadaşlar. Evet. Şimdi buraya küçük bir pırpır yapıyoruz. Burayı yavaş göstereceğim. Çünkü sizlerin de dikkatlice görmeniz için ters çevirdim. Hemen yaptığım pırpırın aşacak şekilde bir pırpır daha yapıyoruz. Ayarlayıp çekiyoruz. Hemen geriye döndüm. İkinciyi yaptık. Aynı yuvaya tekrardan bir tık aşacak şekilde pırpırımızı tekrardan yapıyoruz. Şöyle yavaşça gösteriyorum ki sizler de daha iyi görebilin diye arkadaşlar. Ben de kameraya bakıp yapıyorum. Evet, üçüncüyü yaptım arkadaşlar. Hemen şöyle ters çeviriyorum. Aynı yere tekrardan pırpırı aşacak şekilde pırpırımızı yapıyoruz. Şu iki parmağımızla burayı tutarsak arkadaşlar, şöyle ayarlayıp tutarsak tam denk geliyor. Şöyle geriye döndük. Gördüğünüz gibi 4 tanesini yaptım. Şimdi burasında püf noktası var arkadaşlar. Şu ilk baştaki yaptığım pırpırımızın içerisine iğnemi bu şekilde girdiriyorum. Ve hepsini birlikte bu şekilde alıp tam çekmeden arkadaşlar şöyle buradaki ipimi biraz fazlaca bırakıyorum. Kalp durması için şöyle göstereyim. Şöyle ve kalanını çekiyorum. Evet. Buradaki yüksek duruyor arkadaşlar. Hemen tekrar bu şekilde yan tarafına iniyorum. Gene aynı şekilde çekmeden yüksekliğini ayarlayacağım. Ve ondan sonra çekeceğim. Evet. Kalp görünümüzü oluşturduk. Hemen yan tarafına geçiş yapıyorum. Ara mesafesi çok kalmasın arkadaşlar. Evet, birinci kalbimiz oluştu. Hemen ikinci kalbimi yapacağım. Küçük pırpırımızı yapıyorum. Bu şekilde. Ters çeviriyorum. Aynı yuvaya kendini aşacak şekilde bir pırpır daha yapıyoruz. Ters çeviriyorum. Tekrardan bir tık büyüğünü yapıyorum. Ters çeviriyorum. Aynı şekilde kendini aşacak şekilde şöyle çekmeden ayarlayın. Daha sonra çekin. Hiç korkmayın arkadaşlar. O denk geliyor. Evet, şimdi bu esnada ortadaki yaptığım pırpıra giriyorum ve tam çekmeden şöyle biraz iri bırakıyorum en sondaki kanadı kalp görünümünü oluştursun diye. Hemen yan tarafına iniş yapıyorum. Aynı genişlikte tam çekmeden elinizle ayarlayın. Çekin arkadaşlar.
Ve ikinci kalbim oluştu gördüğünüz gibi. Hemen yan tarafına sinek kanadına geçiş yapıyorum. Üçüncü kalbimizi yapacağız. Şöyle arkadaşlar, bir daha göstereyim. Hemen pırpırımı yaptım. Geriye dönüyorum. Daha önceki pırpırı aşacak şekilde ikinci pırpırımızı yapıyorum. Ters çeviriyorum. Üçüncü yaptım. Ters çeviriyorum. Dördüncü pırpırımızı aşacak şekilde yaptık şimdi arkadaşlar. Geriye dönüyoruz. Gördüğünüz gibi dört pırpırım oluştu. Şimdi en ilk yaptığımız pırpırın içerisine iğnemi bu şekilde girdiriyorum ortalı. Şöyle alıp tam çekmeden arkadaşlar, tam çekmeden burayı iyice bakın diye yavaşça gösteriyorum. Bu kanadı biraz geniş bırakıyoruz arkadaşlar. Şöyle tam ortalayıp ondan sonra çekiyoruz. Bu en sondaki kanat bir tık daha geniş kalıyor ve yan tarafına inerken de aynı genişlikte ayarlayıp daha sonra çekiyoruz. Yani bu şekilde kalplerimiz oluşuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi minik kalplerimiz oluştu. Şimdi dibinden ipimizi kesiyoruz artık. Evet, minik kalbim oluştu arkadaşlar. Şimdi hemen krem rengi ipimi takıp geliyorum. Krem rengi ipimi taktım. Şimdi yandaki sinek kanatlı yeşilimize şöyle en üstündeki yere ipimizi sabitleyelim. Bu şekilde. Şimdi buraya 3 tane sık iğne yapacağız. 1 2 ve de üçüncüyü yaptım. Hemen yan tarafındaki sinek kanadın en üstün ortasındakine giriyorum. Arada ipi keseceğim arkadaşlar. Kır bağla yapmayayım diye direkt bu şekilde geçiş yaptım. Hemen ipimi burada ayırıyorum. Ve buraya bir görüntü verdik. Hemen buraya da 3 adet sık iğnemizi peş peşine yapalım. Arası bu şekilde iki tanesinde sık iğne var arkadaşlar. Evet. Şimdi buraya da tekrardan kalplerimizden yapacağım arkadaşlar. Ben yapıp geleyim, video daha fazla uzun olmasın. Diğer rengimi kullanacağım çünkü. Daha sonra görüşürüz. Evet, ben diğer renklerinden de yaptım arkadaşlar. Bu şekilde iki renk kullandım. Krem rengileri araya verdim. Çok hoş oldu. Şöyle uzaktan bir bakışını da göstermek istiyorum sizlere. Evet, bu şekilde kalplerimiz tamamlandı arkadaşlar. Gerçekten çok hoş oldu. Çok güzel yakıştı yazmaya da. Bugün de sizlere minik kalplerimizle ekrana geçtik arkadaşlar. Sizlerle beraber olduk. İnşallah beğenmişsinizdir modelimi. Gerçekten benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Çok güzel yakıştı.
İster kız çeyizine, isterseniz örüp satabileceğiniz, kendinize yapabileceğiniz harika bir model oldu. Beni buraya kadar izleyip dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Destek amaçlı kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz, zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen ilk sizin haberiniz olacaktır arkadaşlar. Şöyle ben bir de son yakından göstereyim. Ekran resmi almak isteyen sevgili takipçilerim için şöyle de bir göstermek istiyorum. Evet. Bugünlük de bu kadar. Yeni bir videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.